Aleyküm. Bugün aleykümselam. Bugün 24 Nisan 2010 Medine'deyiz. Türkiye'den bir kardeşimiz Hacı Amca ile Yozgat Sorgun'dan sohbet ediyoruz. Kendisi öz Osmanlı Sultan Abdülhamit Han'ın torunlarından. Hacı abi isminiz neydi? İsmim Abdülbaki. Evet. Soyadım da Han'a dayanıyor yine. Yani Osmanlı. Osmanlı evet. Allah evet benim olsun. İsmim de Hamit Puhaloğlu. Bu arada bir hurma bahçesine geldik. Buradaki enteresan olay, Hacı abiyle birlikte bize uzaktan olursa, hurma ağacının bir özelliği varmış. Ben Kıbrıs'ta da bir cümbez ağacı gördüm. Cümbez ağacı 7 tane vardı Kuzey Kıbrıs'ta. Meyvesi gövdesinde oluyordu. Hurma ağacının özelliği de fidanını gövdesinden veren bir ağaç. Evet. Bununla ilgili Hacı abi bize bilgi verecekler. Bunu Türkiye'deki kardeşlerimizin bildiğini sanmıyorum. Onun için bu röportajı yapıyoruz. Evet Hacı abi siz dinliyoruz. Şimdi siz o ağaca doğru gelin. Şöyle gelin. Hocam uzaktan alırsan insanoğluna en çok benzeyen hurmadır. Ha, böyle tamam. Bitkiler evet. Arasında. Evet. Şimdi evlat vermesi evet. İnsanoğluna benziyor. Bak şimdiki şu yara var ya gördüğümüz yer. Evet. Buradan evlat vermiş. Evet. Evlat biraz yetişince koparıyorlar buradan. Götürüp bir başka yere dikiliyor. Allah oradan Allah. Hurma ağacı oluyor. Çok enteresan. Örnek bu varsa evladı, bir tane evlat görebilir miyiz? Göreceğiz inşallah. Bu evet. Evladı diktikten evet. 3 veyahut da 4. sene meyve vermeye başlıyor. Meyve veriyor anladım. Evet. Çok enteresan bir şey. Bunu da şu anda öğrenmiş olduk. Yani hurma ağacının fidesi gövdesinde. Gibi. Enteresan bir şey daha var Hacı abi. Bilgin olsun. Ardıç ağacı var Türkiye'de. Evet, Toraslar'da. Evet. Ardıç ağacının da bir özelliği var. Bu bir tane meyve var üzerinde. Evet. Bunu ardıç kuşu yiyor. Mesela Mersin'den kalkıyor. Tarsus'ta dışkı olarak midesinde hazmedip atıyor. Attığı yerde bir daha ardıç ağacı çıkıyor. Evet. Yani fidesi olmayan diğer Allah'ın yarattığı bitkilerden ardıç ağacının da fidesi yok. Onun da meyvasını yiyen kuş vasıtasıyla Toroslardan diyelim ki Kütahya'ya, İzmir'e, Karadeniz'e gidiyor. Çama benzeyen bir ağaç ama onun da fidesi yok. Yani ardıç ağacını kazma kürekle söksen, başka bir yere diksen büyümüyor. Hurmanın özelliği bu. Bir de cümbez ağacı. Hikmetinden sorulmaz. Evet. Bir de evet, hurma ağacının. Evet hurma ağacı. Bu nedir? Hocalarımız vaizde söylerler. Belki konuşan görmemiştir ama. Evet. Hurma lifi Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselamın yatağının yünü. Allah yünü. Allah. Bu. Evet. Bundan alalım bir iki biri götürelim alalım. Türkiye'ye. Hurma lifi dediğimiz. Biz de alalım acaba bundan. Bunu alalım. Türkiye'ye götürelim. Bir yarım kilo. Bunun da bu dalların kökünde. Evet. Kendiliğinden Allah Teala bunu böyle yaratmış. Evet. Bunlar böyle hasıl oluyor. Evet bunlardan giderken alalım biz de sünnet olsun diye var. Lif alalım kendimize. Buradan hocam, şimdi evlat vermiş öyle mi evlat acaba? Evlat vermiş bu evlat alınmış başka yere dikiyor. Kendisi atıyor mu yoksa siz mi çekiyorsunuz? Yani biz çekiyoruz ayırıyoruz. Maşallah. Bir de meyvesi. Bir tane mi evlat veriyor ağaç? Yok evlat çok verir. Verir. Meyvesi de bunlardır. Evet, bu ağaç hemen. Medine hurması denilen siyah safavi hurması türündendir. Safavi. Evet. Evet. Maşallah. Hocam ben alayım hem seni çekmiş olayım hem Hacı abi bir dakika. Şu buraya gel bu meyvesi şuradan alıyorsun hocam. Hem hurma şu meyvesini bize al evet. Ben de sizi alacağım. Benim yanıma gel. Ha şurayı alıyorsun hocam. Ters çevir. Ha yakın al yakın. Gel Hacı abi yanıma. Şu arka meyveyi de. Çekiyorum. Siyah safavi hurmasıdır. Sağ ol teşekkür ederiz. Bu arada devam.